Gaziantep'te ayrı yaşadığı eşini eve dönmeye ikna edemeyen kişinin kayınbabası ve kayınvalidesini bıçakla öldürdüğü, eşini ise ağır yaraladığı iddia edildi. Abla bir dakika gelir misin? Bir dakika gelin, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Edinilen bilgiye göre 20 yıllık evli 3 çocuk babası 49 yaşındaki Ejder K. yaklaşık 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi 42 yaşındaki Fatma K.'den ayrıldı. Barışmak isteyen Ejder K. saat 23 sıralarında Atatürk Mahallesi Cemil Cahit Barlas Caddesi'nde aynı apartmanda oturduğu kayınbabası 61 yaşındaki Adil İsaoğlu'nun evine gitti. Evin oturma odasında konuşmaya başlayan Ejder Fatma K. çifti bir anda tartışmaya başladı. Bunun üzerine Adil Perihan İsaoğlu çifti damatları Ejder K'den evi terk etmesini istedi. Sinirlerine hakim olamayan Ejder K, üzerinde taşıdığı bıçakla kayınvalidesi Perihan İsaoğlu, kayınbabası Adil İsaoğlu ile eşi Fatma K'yi bıçakla yaraladı. Anne de seni de. Ya çekme abi. Ya çıkarım, çıkarım. Binanın kapıcısı üst kattan gelen sesler üzerine İsaoğlu'na ait daireye çıktığında Perihan Adil İsaoğlu ile kızları Fatma K'yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu ve hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perihan İsaoğlu olay yerinde hayatını kaybederken Adil İsaoğlu ise kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma K'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Cesetler otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. Yukarı çıktım ki zaten kaynanası cansız düşmüş oradan. Kayınbabası da yaralıydı zaten, ambulans aradık. Ambulans geldi, onları aldı. Polis arkadaşlar geldi o zamana kadar. Eşinin neresinden? Eşi de var değil mi? Orada? Eşinin de böbreğine bıçaklamıştı. Şimdi ben adam bir sene yakın oldu. Buradan yana ayrılma derecesinde neredeydi zaten. Yani mahkemelikti bunlar. Ama gidip gelmiyordu buraya. Olayın ardından kaçan Ejder K'nin yakalanması için polis çalışma başlatırken damatlarının bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Adil Perihan İsaoğlu çiftinin 18 Mart'ta Umre'ye gidecekleri ve bunun için de hazırlık yaptıkları öğrenildi.